Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz runlarla ilgili olacak. Ortak runlara ve zırh e, ve ekipman runlarına bakacağım. Silah runları haricinde kalan runlara. Öncelikle bu runların tamamına sahip olmanız için sezon seviyesinin 50 olması lazım. Bu nereden kontrol edebiliriz derseniz adınızın altında bulunan bu bayrak e, bayrağı mouse'u getirerek bakabilirsiniz. Eğer 50'yi geçtiyseniz e, zaten tüm runlara sahipsenizdir. Buyurun gelin hepsine bir bakalım. Evet, burada ortak olan iki run'u görmekteyiz. Bunlar oldukça kullanışlı ve temel e, statları artırmaya yönelik run'lar. Kaplı dalanda bir hazne olduğu için oldukça değerli yapıyor bunları. Aşağı doğru çektiğinde başlık runlarına baktığımız zaman garnizon ve canlılık runları kötü olan runlardır. Öncelikle kötülerden bahsetmek istedim. Bunları kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Neden diye soracak olursanız garnizona baktığımız zaman ikmal noktasında geçerliliğini görmekteyiz. Her zaman ikmal noktasında bulunmuyoruz. O nedenle bunun takmanı size bir artı sağlamaz. Bunun artısını almak isterseniz ikmal noktasında bulunmanız gerekir. Onun yanında canlılık rununa baktığımız zaman sargı süresini %50 azalttığını görmekteyiz. Ya bu da e, gereksiz bir run çünkü sürekli can basarak dolaşmıyoruz. Onun yanında geri kalan 4 tane run da tercih edilebilir. Bunlardan Testudo dediği run e, 30 puan kritik değeri arttırıyor. E, Dual Blade Assassin oynayanlar için gayet güzel bir run olabilir. Bir hazne kaptı üstelik. Hemen onun üstünde sağlığı %3 arttırması oldukça tercih edilebilir bir run. Temel canımızı 25k olarak değerlendirirsek yaklaşık onun %3 kadar artış sağlayacak. Deva dediğimiz ürün sargı iyileştirmesini 25 arttırır diyor. Bu yine fena olmayan ürünler arasında. Normalde sargı her bas, basışında canının %6'sı kadar basarken bunu kullandığınızda %7.5'a çıkacaktır bu. Yani sargıyla basma süreniz oldukça düşer. Ve dayanıklılık 7 puan arttırır. Bunun kesinlikle kullanılmasını tavsiye ediyorum. Temel stat 7 puan artması demek 7 çarpı 3'ten 21 puan değerlerin artması demektir. Aşağı indiğimiz zaman zırh runlarına bakacak olursak zırh runlarında nöbetçi, nimet ve ihtiras runları Burada nöbetçi, nimet ve İhtiras runları kötü runlar olarak değerlendirdim. Neden diye bakacak olursak yine zap noktasına geçerli olan bir run. Her zaman zap noktasında bulunmayabiliyoruz. Nimet rununa bakacaksak da sarık kullanınca 5 saniye boyunca kanamaya ve zehre bağışık olursun diyor. Yani 5 saniyelik bir sürede sizi koruyor. Bunu da oldukça kullanışsız buldum. Ve ihtirasa bakarsak da alınan hasarı %3 azaltması çok da fazla bir etkisi olacağını düşünmedim ancak şurada şöyle bir parantez açmak isterim Eğer ki tank oynuyorsanız ve 1050 defansınız ve 28k can HP'den fazlanız varsa bunu kullanabilirsiniz en azından değerlerine göre daha etkili bu sizi neredeyse tamamen bir ölümsüz yapar bunu kontrol etmeyi unutmayın deneyebilirsiniz onun dışında geri kalan ürünler kesinlikle tavsiye edeceğim ürünler zaten bir tanesi zırhı 7 puan arttırmaya yönelik yani temel statları arttırıyor. Bir diğeri maksimum sağlığı 300 arttırıyor ve tüm savunmaları 10 puan arttırıyor bu da gayet güzel bir ürün. Ve son olarak kritik savunma 220 puan arttırır dediği ürün de eğer ki e, asasinlerden nefret ediyorsanız sizi teklemesini istemiyorsanız bunu kullanabilirsiniz onların size kritik atmasını engelleyebilecek bir ürün. Hemen biraz daha aşağı inelim ve çizmeye bakalım. Burada tavsiye etmediklerim hafiflik, zayiat ve meltem runları. Meltem en başta zaten. Bu da yine zap noktasına ge geçerli olduğu için o nedenle tavsiye etmiyorum. Zayiat ise hareketinin %4 art artması e çok da e mühim olan bir özellik değil Hareketinin Zaten e kaçabiliyorsak ya e kaçış skill'imizle ya atımızla kaçıyoruz veya onlara doğru, düşmana doğru hareket ediyoruz. O nedenle tavsiye etmiyorum. Üstelik iki birimlik bir yer kaplıyor bu ikisi de. Onun yanında düşme hasarını zaten 130 azaltması önemli değil. Bir yerden atlayacaksak eğer atımızı kullanıyoruz. At o düşme hasarını bloke edebiliyor. Kendine çekebiliyor. O nedenle bunu da iki hazneye değecek bir ürün olarak görmedim. Onun dışında kalan üç ürün de kullanılabilir. Gayet başarılı ürünler tüm aşımların 40 artması ve çevikliği 7 puan arttırması eğer derece yönelik bir sınıf oynuyorsanız gayet güzel olabilir. hareket halindeki iyileştirme de çok fazla kuşatmalar tavsiye etmiyorum ancak eğer ki bir ölüm maçı veya düello atıyorsanız o sırada kullanılabilir. Son olarak kol çakrınlarına bakacak olursak burada da çekilme ve ee, çekilme rununu ve muhatara rununu tavsiye etmem. Muhatara zaten yine zapt noktasında geçerliliğini sürdüren bir run. O nedenle tavsiye etmiyorum. Çekilme rununa bak bakacak olursak da Her 5 düşman askeri öldürüşünde 10 saniye boyunca verdiğin hasar %10 artar diyor. Ee, eğer ki balyozu oynuyorsanız Bir nebze belki iyi olabilir ancak Burada kapladığı alan ve diğer runların niteliğine kıyasla bakıldığında bir tık daha özelliği zayıf kalmakta. Diğerlerinde peki nelerimiz var diye bakacak olursak. Verilen hasar %3 arttırması ee, yine delici oynuyorsanız bir sınıfta delici e, oynuyorsanız gayet güzel olabilir. Delici hasarınızı arttırmakta. Ee, onun dışında bir düşman kahraman öldürüşünü 10 saniye boyunca verilen hasarın artması ee, aynı çekilme rununa benzer olarak işlemekte. Ee, ona Tam tersi olarak burada 5 düşman isterken burada bir düşman kahraman öldürüşünde buff vermekte. Bu da asasinlerin oldukça fazla işine yarar. Oldukça iyi bir üründür. Güç zaten diğerlerinde olduğu gibi çeviklik, zırh gibi temel base statı yükseltir. O nedenle tavsiye ediyorum. Onun haricinde tüm hasarların 30 arttırması da yine delici yönelik bir sınıf oynuyorsanız oradaki hasarın artmasını sağlayacaktır. Evet, bugün konumuz bu kadardı. Ee, beni izlediğiniz çok teşekkür ederim. Bir pazar günü videosu oldu. Ee, birazcık geç kalınmış bir videoydu ama sonunda çektim. Ee, umarım işinize yarayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.